Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yeter Karaca. Bu videomda uzun zamandır içinde ne var diye merak ettiğim Ev TV bir şartel söktük. İyi seyirler. Evet, ilk olarak malzemeleri tanıyarak başlayalım. Yani ne sökeceğimiz malzemeleri. Bir adet şartel. Bu 5-6 senelik bir şartel. Yeni sistemlerden. Bir şartel sökmek istemişimdir. Bu da bayağı eski bir şartel. Şu şekilde sökülüyor. Belki eski binalarla haşır neşir olan kişiler bilirdir. Normalde bu şartel tek kullanımlık ama bizim halkımız, insanımız buradan buraya kablo atarak tekrardan kullanma imkanı sunuyorlardı. Bu tehlikeli bir yöntem. Burası porselen. Bu yuvanın çoğu kısmında porselen. Bu el tutma yeri de porselen. Bunun içinde kum var. Şu şekilde göstereyim. Tabii ben bu şartları bir daha kullanmayacağım. Yani eski model olduğu için. Şöyle kenarından. Daha önce hiç açılmamış bu. Tek seferlik oluyor normalde ama evet, şu şekilde kum. Yani porselen veyahut da porselen tozu olabilir. Porselen tozu olabilir. Yani pek bilmiyorum ne olduğunu. Ondan dolayı pek haşır neşir olmak istemiyorum. Tek kullanımlık. Yani bir defa attı mıydı bir daha kullanmaz ama bizim genelde buradan buraya kablo atarak, yani bunda da varmış. Ben söktüm yanlışlıkla. Buradan lehimlemişler, hatta puntolamışlar. Evet, bu şekilde. Bizim şartelin mekanizmasını da anlatayım. Biraz. Şimdi bura hat, dış eve giren hat. Burada yük, yani çıkan hat. Genelde burayı paralel bağlıyorlar birbirlerine. Bundan sonra şöyle, burada bir mıknatıslanabilir, yani ferromanyetik bir metal var. Üstüne tel sarılı. Eğer fotoğrafını bulabilirsem koyarım istediğim bir şekilde buraya bir yere. Tel sarılı. Fazla akım geçtiğinde bu manyetik işlemine dönüşüyor ve şartel bu durumdayken çekiyor ve atıyor. Elektrik akışını kesiyor. İçini açtığımda daha rahat anlayabiliriz. Burayı. Evet. Yine 3 tane perçinle durmuşlar. Bunları 4 tane, bir tane de şurada var. Bu da kızağı, arkada bir tane şey oluyor. Ona tutturuyorsunuz. İlk bu kızağı sökmem gerekiyor. O perçinle ulaşmak için. Şekilde. Evet, şu an düşmesi lazım. Evet, az daha kalın bir uçla deniyorum. Evet. Şu anda karşımıza çıktı. Şu şekilde açıyoruz. Burada bir parça var. Şöyle atıyor. Fazla yük geçtiğinde bura bobinleniyor. Yani bir elektrik etkisi, elektro mıknatıs diyelim buna. O şekilde bir parça var. Yani o görevi yapıyor. Fazla akım geçtiğinde bu elektromıknatıs oluyor. Ve buradaki parçaya kendine doğru çekerek elektrik akışını baya, yani içi karışıkmış. Ben bu kadar karışık bir şey beklemiyordum. Sadece bu ve bir tırnak yani bekliyordum. Baya karışık bir şey çıktı. Acaba şurada ne var? Merak ediyorum.
soğutucu gibi bir şey var. Bayağı geniş bir soğutucuya benziyor şu anda. Evet, soğutucu sanki. Burada rakı parçalar var. Şekilde. Bayağı dağıttık masayı da. Evet, bu kadar. Pek bir şey çıkmadı içinden. Bu 16 amperlik bir sigorta. L16 amper demiş. TS5018 sertifikası varmış. TSE'si var. Evet, bunu bir projede kullanabiliriz belki. Ama en az 16 amper akımı geçmesi lazım. Mıknatıslık özelliği göstermesi için. Bakın şu şekilde çalışıyor mekanizma. Buradan itiyor, şöyle çekiyor. İçinden çok sayıda, yani bir iki tane şey var. Yay var. Evet, bu şekildeydi. Bunları belki kullanabilirim şuradan kesip. Şu kullanılır kesin ama. Bu video çekildiği sıralarda yüz abone geçmiş bulunmaktayız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videomu beğenseniz beğenmeyi, bize destek olmak için aşağı güzel bir yorum bırakmayı veya kanalımda izlemiş olduğunuz videoları paylaşmayı unutmayın. Bu gibi videolardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim etkileşmeyi unutmayın. Güncel bilgilerden anında haberdar olmak için aşağıda çıkan ismine veya açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten Instagram hesabımı takip edersiniz. Sağlıcakla kalın.